Merhaba sevgili yengeçler. 5-12 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, geçtiğimiz hafta yeni yıla 1 Ocak'ta Oğlak Burcu'ndaki güçlü bir yeni ayla başladık. Bu hafta haritanızdaki potansiyellere göre bu yeni ayın enerjilerini hissetmeye devam edebilirsiniz. Özellikle yeni ay sizin ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarla ilgili konularda yenilikler ve değişimler yaşamanıza da sebep olabilir bu süreç içerisinde. Bu hafta gökyüzünü geçtiğimiz haftaya göre daha sakin görünüyor. Hafta başında Ay Balık Burcu'nda olacak. 5 ve 6 Ocak'ta Ay Balık Burcu'ndayken Su grubu bir burç olduğu için duygusal olarak sizi destekleyebilir. Jüpiter'in de yengeçteki seyriyle iyi iletişim içerisinde olduğu için Ay Balık Burcu'nda özellikle 6 Ocak'ta kendinizi daha huzurlu, daha uyumlu hissedebilirsiniz. İlişkilerinizin güçleneceği, belki bir süredir görmediğiniz kişilerden, yakınlarınızdan, akrabalarınızdan, arkadaşlarınızdan haber alabileceğiniz, eski tanıdıklarla görüşebileceğiniz bir gün olabilir. Sosyal olarak da kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz bir gün olacak. 6 Ocak hem iş hem özel ilişkiler adına değerlendirebilirsiniz. 7 Ocak'ta Ay Koç Burcu'na geçiş yapacak. Ay Koç Burcu'nda işiniz, kariyeriniz, sorumluluklarınız ve hayatınızdaki otorite kavramları, aile büyükleri gündeminizde olabilir. Onlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Salı günü 7 Ocak'ta Koç Burcu'ndaki Ay, öncü grupta Mars, Uranüs ve Plüton'la sert etkileşimler içerisinde olacağı için özellikle Salı günü duygusal iniş çıkışlar söz konusu olabilir ve ilişkilerde bazen dengeyi bulmak zorlaşabilir. Ani stres, çatışmalar, gerginlikler oluşabilir. Bu nedenle özellikle iş ve kariyerinizde, üstlerinizle olan ilişkilerde ve ikili ilişkilerinizde daha dikkatli olmanız gereken bir günde olacaksınız sevgili yengeçler. 8 Ocak iletişim adına hareketli bir gün. Merkür'ün Güneş'le kavuşumu var Oğlak Burcu'nda. Özellikle karşınızdaki kişiler, yakın arkadaşınız, eşiniz veya ortağınız da o gün daha önemli fikirsel alışverişler içerisinde olabilirsiniz. 9 Ocak'tan itibaren Ay Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Sorumluluklarla ilgilenmenin ardından biraz daha keyifli zaman geçirebileceğiniz bir süreç olacak. Sosyal çalışmalar, organizasyonlar, arkadaşlarla zaman geçirmek için 9 Ocak ve 10 Ocak, özellikle 10 Ocak olumlu enerjiler taşıyor. 10 Ocak'ta Venüs ve Ay Güneş'le olumlu etkileşimler içerisinde olacağı için siz de bazı arkadaşlarınızla güzel, keyifli sosyal faaliyetlere katılabilirsiniz. İş gereği veya özel yaşamınızla ilgili bazı davetler alabilirsiniz sevgili yengeçler. 11 Ocak'ta Merkür Kova Burcu'na geçiş yapıyor. Merkür'ün Kova Burcu'na geçiş yapması iletişimle ilgili konuları hayatınızda biraz daha maddi alanlara çekebilir. Özellikle ay sonuna kadar maddi konular, yatırımlar, ortak paylaşımlar, gelir gider, banka kredi işlemleri gibi konularda daha fazla iletişim içerisinde olabilir. Yazılı, sözlü iletişimler kurabilirsiniz. Bu alanlarda zihinsel olarak da, düşünsel olarak da yeni fikirler içerisinde olabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet, haftanın genel etkilerini günlük videolarımızı izleyerek de detaylı olarak takip etmeniz mümkün. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.